Evet değerli dostlarım, aslında yasak olmasına rağmen kısa özel bir izin aldım buranın yönetiminden. Terezin kampının 7-8 dakika dışarısındaki krematoryumlarda, yani ölü yakma yerlerindeyiz. Yalnız önce ameliyathane dediğimiz bölüme geliyoruz. Tabii burada hiçbir zaman iyileştirme amacıyla ameliyatlar yapılmıyor. Bu gördüğünüz yerde her zaman ölmek üzere olanların ya da ölmüş olanların vücutları inceleniyor. Çeşitli deneyler yapılıyor. Sabahki canlı yayınında da sizlere söylediğim gibi kafa derisinin yüzülerek abajur yapıldığı veya kitap derileri olarak kaplandığı bir durum söz konusu. Bir ameliyathane demek iyileştirici anlamında mümkün değil. Nazi emrinde çalışan doktorların burada ameliyatta kullandıkları çeşitli araçları da görmektesiniz. Terezin bir tarihi kale olduğundan krematoryumlar kalenin dışında yer almaktaydı sizler. Normal bir toplama ya da yok etme kampına gitseydiniz, yani savaş sırasında kurulmuş bir kampa gitseydiniz, işte o zaman zaten kampın nehre yakın bir bölümünde görecektiniz. Ne yazık ki işte bu derece sıkıntılı bir tarihin sayfası, utanmamız gereken bir sayfada karşımıza. Tekrar ediyorum, kafa derisi açılırdı. Ne kadar zaman içerisinde insan vücudu nefes almadan durabilir veya ne kadar süre akciğerler dayanabilir? Kafa mengeneğe konulduktan sonra ne kadar süre dayanabilir? Bunun gibi insanlık dışı deneyler vardı. Şu anda bulunduğumuz yer morg. Çünkü bildiğiniz gibi çok büyük sayıda ölüm var. Önce morglarda toplamaya çalışıyorlar. Ve tabii kalabalığın içine de gittiğimiz için kusura bakmayın. Buraya adeta çuval çuval insanlar yığılmakta. Tam yukarıda gördüğümüz kısımda soğutma bölümleri var. Ve bu alt taraftaki soğuk odada da ölüler bir süre bekletilir. Daha sonra sizlere şimdi göstereceğim, diğer tarafta göstereceğim fırınlara kadar devam ederdi. Burası ameliyathane ve fırın. Şöyle görelim. Evet değerli izleyicilerim, aslında gülümsemek istiyoruz ama arkamıza baktığımızda gerçekten insanlığın yüz karası olan bir sahne gözükmekte. Arka tarafta tekrar biraz önce gösterdiğim Nazi subaylarının kullandığı, daha doğrusu Nazi doktorlarının kullandığı aletler yer almakta. Ameliyathaneyi arkada bırakarak şöyle bir görüntüyü öne alarak yürüyelim. Yasak olmasına rağmen özel izin aldık. Ve işte fırınlarda burası değerli dostlarım. Ne yazık ki tarihin son derece acı bir sayfasına da burada tanıklık ediyoruz. Biraz yavaş gitmeye çalışacağım. Tam olarak toplama kampındaki ölüleri yakmak üzere planlanmış modern fırınlar bunlar. Fırın demek bile insanın kutsal ekmeği olduğundan dolayı bizleri üzüyor. Ama en azından şöyle söyleyelim sizlere. İki tür fırın vardı. 1938-39 jenerasyonu fırınlar ve daha sonra 1943'te yapılan ve kömür yerine diğer katı yakıtlar yerine fuel oil ile çalışan bu gördüğünüz fırınlar 1943 ve sonrası modelleridir. Tabii Allah kimseye böyle bir acı tattırmasın, yakınları için, kendisi için. Tekrar ediyorum, bunlar kömürle çalışmazdı. Fuel oil ve Alman teknolojisinin gördüğünüz gibi insanoğlu istediğinde neler yapıyor, yapmak zorunda kalıyor. Fuel oil ise yukarıdan gelirdi. Normal bir Nazi kampındaki hükümlünün yanma süresi yaklaşık olarak 20 dakikadır. Şimdi sizlere göstereceğim bunu. Ölen kişiler şu gördüğünüz yerlere yaklaşık 6-7 kişi olarak getirilirdi. Adeta bir sedye gibi görüyorsunuz. Ve bu gördüğünüz sürgüler üzerine konulur. Ve daha sonra içeriye gönderilirdi. Yaklaşık 20 dakika gerekiyor dedim. Ve fuel oil olmasının sebebi de 1300 derece sıcaklığa çıkmak durumunda olması.
Cesetlerin tam olarak yakılabilmesi için 1300 derece sıcaklık gerekiyor. Çok büyük bir yanlış anlamayı da hemen burada sona erdirelim. Canlı canlı yakılma yoktu burada. Ölenler getiriliyordu sadece. Ve Yahudi dostlarımızın da büyük bir üzüntüyle izledikleri, zaman zaman kendileriyle geldiğimiz zaman kendi tarihlerini çok fazla ilgilendirdiği için adeta ses çıkmadığı ziyaretler dahi yapıyoruz. Evet Süheyla Hanım, buna bizim de mesleğimiz ama keşke bunları anlatmıyor olsaydık. 1300 derece sıcaklıkta 20 dakikada sonsuzluğa karışan bedenler. Neyse, bir güzel bölümü doğru dönüyorum. Evet, sizlere söylediğim gibi Terez'in toplama kampı bir kale olduğundan dolayı yaklaşık olarak arabayla 7 dakika mesafede, yoksa normal bir toplama kampında sizler toplama kampına giderseniz bir nehir kıyısında görebilirsiniz. Nehre en yakın noktadan ölüler hafifçe yakılıp biraz parçalanıp bedenleri daha sonra da atılmak durumundaydı. Bizim de hüzünlü yayınlarımızdan bir tanesi bu. Ve turistler de sadece Terez'in kalesini değil, aynı zamanda bu arkamda gördüğünüz fırınları da gezmeye geliyorlar. İnsanoğlunun en büyük ayıbı. İşteki amcamız da izin vermişti ama bakalım nereye kadar bize fırça almadan gelecek. Bu gördüğünüz fırınlarda yukarıdaki depolardan gelen yakıtın broiler dediğimiz sistemle, broiler dediğimiz sistemle kullanıldığını sizlere söyleyelim. Ve tabii aralıksız 24 saat çalışmaktaydı bu fırınlar değerli dostlarım. Sorularını yanıtlamaya çalışayım. Şöyle bir yukarı doğru bakıyorum. Evet, bundan bir ders almamız gerekecektir elbette. Bildiğiniz gibi her dönemde buna benzer olayların da olduğunu sizlere söyleyelim. Çok isterim okulları, öğrencilerimizi buralara getirmek, onlara bu konu hakkında bilgiler vermek. Koskoca adeta bir fabrikanın kurulduğu yerlerdeyiz ve gülümseyerek anlatamadığımız acıklı hikayeler. Biraz sonra otobüsümde Nazi kamplarındaki intihar oranları üzerine ve kaçış, başarılı kaçışlar üzerine bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bulunduğumuz yer Prag'ın yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Terezin kasabası. Ben Özge Ersu, Terezin toplama kampının dışında yer alan krematoryumlardan, yakma merkezleri diyelim, fırınları kullanmayalım. Bu canlı yayınımda hepinize böyle olayların bir daha yaşanmayacağı, çok romantik olacak ama bir dünya diliyorum. Hoşçakalın.